Merhaba arkadaşlar, bu derste konumuz eş baskınlık ve çok alelik olacak. Eş baskının tanımıyla da başlayalım. Bir karakteri etkiden iki alelin heterozigot durumda etkisini eşit oranda göstermesi durumuna eş baskınlık ya da bir diğer adıyla kodominantlık adı verilir. Örneğin insanlarda MN kan grubu sisteminde MN ve MN olmak üzere 3 çeşit kan grubu fenotipi gözlenmektedir. MN kan grubunda hem M aleli hem de N aleli etkisini gösterdiği için MN kan grubuna sahip insanlarda alyuvar zar yüzeyinde hem M antijeni hem de N antijeni bulunur. Bu durum az önce belirttiğim gibi eş baskınlıktan dolayıdır. Gelelim çok alelliye. Çok alellik nedir tanımıyla başlayalım. Bir karakterin oluşumundan sorumlu 2'den daha fazla sayıda alelin bulunması durumuna çok alellik adı verilir. Şunu unutmayalım arkadaşlar, bir karakterin kalıtımından sorumlu kaç çeşit alel bulunursa bulunsun. Diploid kromozomlu bir canlı bu alellerden en fazla 2 çeşidini taşıyabilir. Örneğin tavşanlarda gri, şinşila, Himalaya ve albino kürk renklerinin oluşumundan sorumlu 4 farklı alel bulunmaktadır. Yine biz insanlarda kan gruplarının kalıtımından sorumlu A, B ve 0 olmak üzere 3 alel bulunmaktadır. Tabii bu alellerden az önce belirttiğim gibi diploid kromozomlu bir canlıda en fazla 2 çeşidi bulunabilir. Çok alellikte genotip sayısını n parantez n artı 1 bölü 2 formülü bulmaktayız. Fenotip sayısını ise alel sayısı artı her eş baskınlık için yine artı 1 ekleyerek bulmaktayız arkadaşlar. N burada alel sayısını temsil etmekte. Evet, gelelim sorularımıza. Bir popülasyon daha karakterini etkileyen 3 alel bulunmaktadır. Bu aleller arasında A1, A2, A3 şeklinde bir ilişki olduğuna göre bu karakterle ilgili kaç çeşit genotip ve fenotip oluşur? Evet, genotip sayısıyla başlayalım arkadaşlar. Genotip sayısı formülümüz az önce belirttiğimiz gibi N parantez N artı 1 bölü 2 şeklindeydi. N alel sayısı biliyorsunuz 3 çeşit alelimiz varmış. 3 parantez 3 artı 1 bölü 2 diyorum. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 çeşit genotipimiz oluştuğunu görebiliriz. Fenotip sayısını bulalım. Fenotip sayısı diyoruz eşittir. 3 çeşit alelimiz vardı. 3 diyorum. Her eş baskınlık için 1 ekleyeceğiz. Ancak dikkat ederseniz burada aleller arasında tam baskınlık durumu söz konusu. Eş baskınlık yok. Dolayısıyla fenotip sayımız 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuzla da devam edelim. Bir popülasyonda B karakterini etkileyen alel sayısı 4'tür. Bu aleller arasında tam baskınlık durumu vardır. Bu karakterle ilgili oluşabilecek heterozigot genotip sayısının toplam genotip sayısına oranı nedir diyor bize. Evet, genotip sayısını bulalım hemen. Genotip sayısı diyorum. Formülümüz N parantez N artı 1 bölü 2. Toplam alel sayımız 4'tü. 4 parantez 4 artı 1 bölü 2 diyorum. 4 çarpı 5 bölü 2'den sonuç 10 olarak karşımıza çıkıyor. Bu bulduğumuz toplam genotip sayımız. Heterozigot genotip sayısını bulalım şimdi de. Toplam genotip sayımız 10 olduğuna göre alel sayımız da 4'tü. Her alelden dolayı bir homozigot genotip oluşacaktır. Bu durumda 4 çeşit alelimiz olduğuna göre 4 çeşit homozigot genotipimiz oluşur. Toplam genotip sayısı 10. 4 çeşit homozigot genotip oluşacağına göre 10-4 diyorum. 6 çeşit heterozigot genotip oluşur diye söyleyebilirim. Bize soruda heterozigot genotip sayısının toplam genotip sayısına oranı sorulmuştu. Heterozigot genotip sayımız 6 idi. Toplam genotip sayımız da 10. Sadeleştiriyoruz. Sonuç 3 bölü 5 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuzla yine devam edelim. Bir popülasyonda D karakteriyle ilgili 5 çeşit alel bulunmaktadır. Bu aleller arasında D1 büyük D2 eşittir D3 eşittir D4 ve büyüktür D5 şeklinde bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre bu karakterle ilgili kaç çeşit fenotip oluşur diyor bize. Evet, fenotip sayısı diyorum eşittir.
Fenotip sayısı, alel sayısı artı eş baskınlık varsa her eş baskınlık için artı 1 eklenerek bulunuyordu biliyorsunuz. 5 çeşit alelimiz vardı. 5 diyorum artı. Burada eş baskınlık da var farkındaysanız. D2, D3'e. Eş baskın D3, D4'e. Eş baskın yine D2 ile D4'te birbirine eş baskın. Dolayısıyla arkadaşlar 3 tane eş baskınlığımız var. Bunları tekrarlayacak olursak. D2, D3. D3, D4 ve D2, D4 şeklinde 3 eş baskınımız olduğu için toplam fenotip çeşit sayımız 8 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, son sorumuzla da devam edelim. Bir popülasyonda A karakteriyle ilgili 4 çeşit, B karakteriyle ilgili de 3 çeşit alel bulunmaktadır. Bu popülasyonda her iki karakterle ilgili kaç çeşit genotip oluşur? Önce A karakteriyle ilgili genotip sayısını bulalım. N parantez N artı 1 bölü 2 formülünden alel sayımız 4'tü. 4 parantez 4 artı 1 bölü 2 diyorum. 4 çarpı 5 bölü 2'den 10. Bu A içindi. Bir de B için aynı işlemi yapalım. N parantez N artı 1 bölü 2. Alel sayımız 3. 3 parantez 3 artı 1 bölü 2 diyorum. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. Bize her iki karakterle ilgili oluşabilecek genotip sayısı sorulmuştu. Burada olasılık kurallarımızdan ikinci kuralımızı uygulayacağız. Hatırlarsanız ikinci kuralımız bağımsız birden fazla olayın birlikte gerçekleşme olasılığı ayrı ayrı olasılıkların çarpımına eşittir şeklindeydi. Dolayısıyla da A için 10 çeşit genotip vardı. B için de 6. Her ikisi için bu durumda 60 çeşit genotip oluşacaktır arkadaşlar. Bu dersimizde eş baskınlık ve çok alelli konularını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.